Evet arkadaşlar merhaba. 23 Mart 2022 Çarşamba günü gündüz programındaki orada gece olacak tabii. Gece yarışları, akşam yarışları. Happy Valley'deyiz Hong Kong'da. 7 koşulu bir program var Hong Kong'da arkadaşlar. Hemen değerlendirmelerimizi yaptık ve tahminlerimizi sizinle paylaşalım. Happy Valley'de tüm koşular Çin pistte biliyorsunuz. 14.45 oradaki 3. koşudan itibaren bizim birinci koşumuz başlıyor. Handikap 40'a 60 puanlı safkanlar bir arada. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Bir sürat koşusu izleyeceğiz. Zor bir ayak. 7'li plase oynamanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. İlk atımız 4 numaralı Pretty Queen Prom. Zac Purton'la. 6 numaralı Oversubscribed Shin'le. Bu iki tane safkanda takibimizde. 8 numaralı Super Class Lyle Hebbitson, 10 numaralı Strive for Glory, Victor Borges ve 1 numaralı Circuit 7, Matthew Pune. Yani sıralama 4, 6, 8, 10 ve 1 şeklinde. Şimdi arkadaşlar, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Hani altılı tutturmak zor bir şey. Biz bir tahmin ekibi olarak altılı ganyan bazında şablonlarımızı veriyoruz ama birçok arkadaşımız bizim vermiş olduğumuz atları kullanarak ki tuttuğumuz atların yani gelen birinci gelen atların olduğu koşularda ikili bahisler veya çifte bahislerle de çok güzel paralar kazanıyor. Dikkat ederseniz hem Türkiye'de hem yabancı yarışlarda birinci, ikinci, üçüncü atlarımızı genelde kullanan arkadaşlar devamlı para kazanıyor arkadaşlar. Makine gibi para yani akıtıyor buraya. Evet ikinci koşu 15-15'te 40'a 60 puanlı safkanlar yine. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada da 5 tane at var. 2 tanesi çok ön planda. Önce onlardan bahsedelim. 7 numaralı Joyful Genius arkadaşlar. Luke Ferraris ile. Burada Happy Valley'de son 3 koşusu Happy Valley'de 2, 2 ve 3 olarak gözüküyor arkadaşlar. Zaten Zac Purton biniyormuş en son şu an Luke Ferraris biniyor. İlk atımız 7 numara. 1 numaralı Colonel Zac Purton'la. Demek ki Zac Purton bunu tercih etmiş arkadaşlar. Bu grubun bir tık üstünde bu safkan. Yalnız son koşulları çok iç açıcı değil ama grup sert çünkü. Burada tam böyle grubunu bulmuş. Bu grubun üstünde kalıyor bu safkan. Ondan Zac Purton kazanmak istiyor tabii otomatikman böyle de iyi atları biniyor. 11 numaralı Take What You Need Lyle Heaviston'la. 8 numaralı Ahead Ahead Demi Moore diyecektim yalnız. Evet Moore'la arkadaşlar ve 9 numaralı Happy Gathering Shatwick'le. 7-1 çok ön planda. 11, 8 ve 9'da arkadaşlar hani sürpriz bazında diyebiliriz. Özellikle 11 zaten kazanmış. Happy Valley'de kazandığı grupta bir alt grupta. Yani şöyle söyleyeyim küçük kuponlarda 7 ve 1 çok yeterli gözüküyor şu an için. Ha bunların dışında bir at varsa tabii bizim hani kaçırdığımız AGF'lerde mutlaka 10 ve %10 ve üstünü mutlaka ilave edin arkadaşlar. At yazdığımız ayaklarda. 2 atsa 3. atı yapın yani onu. Ya da 4 atsa 5. atı mutlaka %10'un üzerinde AGF'si olan safkanları ilave edelim. Evet şimdi üçüncü koşuya geçiyoruz. Altılı Gaya'nın da burada ikinci ayağı. 5 tane at da burada var. Bu 5 atın tamamını yazmamız gerekiyor. 5 numaralı Nimble Nimbus arkadaşlar. Bu da Matthew Pune'la. Evet baktığımız zaman burada Happy Valley'de. Son koşusu Happy Valley'de. Diğer bütün koşular da Şahatin'deydi. Ama üçüncü gelmiş 9 Mart'taki koşuda. Spark Star ve Dragon, Hong Kong Dragon'un arkasından. Evet ikinci atımız 4 numaralı Ice Legend Harry Bentley ile burada o da Happy Valley'de son 3 koşusunu yapmış. Yine grubunda koşuyor. Şansı var arkadaşlar. 10 numaralı Faithful Trinity Caris Teton'la. Evet yazılması gereken atlardan bir tanesi de bu. Happy Valley. Tüm koşuları hemen hemen Happy Valley'di. Bir kere hayatında Şahatin'de koşmuş sadece. Son koşusu baz değil. Kesinlikle. Burada
Üzerine bir apranti binmiş çünkü son koşusunda. Burada Karistitin biniyor. Demek ki hazırlamışlar atı. 8 numaralı Win Charm Alexis Badel'le ve 12 numaralı Lucky Myself Joe Morale. Bundan kazanmış arkadaşlar. Bu Lucky Myself kazandı. Yani çok zor kazanan bir safkan ve alt grupta. Dileyenler pas geçebilirler bunu. Tamamıyla sürprizde. Şöyle toparlarsak 5, 4, 10 çok ön planda. Bu 8 ve 12'yi de isteyenler yazabilir arkadaşlar. Alexis Badel'in bindiği bu 8 numara da yani sürpriz konumda olur herhalde. Evet, fakat Happy Valley'de de son koşusu ikinci gelmiş. Çok büyük bir sürpriz olmuş ikinci gelmesi. Sonuncu atmış yani arkadaşlar. O ikinciyi nasıl yapmış bilemiyoruz. Arka planında dediğim gibi 5, 4 ve 10'u küçük kuponlarda yazalım. 8 ve 12'de dileyenler yazabilir. Dördüncü koşudayız. Handikap puanı 40'a 60 olan safkanlara devam ediyoruz. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Yine 12 tane safkan var burada. Evet, burada ilk tekimiz geliyor. 9 numaralı Excellent Pierce Zach Purton'la arkadaşlar. Burada ilk tekimiz bizim. Yani 2 tane tekimiz var. Onlardan bir tanesi de bu. Zaten Happy Valley'de performansları gayet iyi olan bir safkan bu. Burada da bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Eğer bu atı kaldırırsanız o zaman, yani bu atın rakiplerini de söyleyelim. 7 numaralı Street Scream, 2 numaralı Strong Roper ve 1 numaralı Miracle Victory. Yani 7, 1 ve 2 rakipleri arkadaşlar. Karar sizde tabii. Biz tek atacağız 9'u şimdilik, öyle gözüküyor. Bir tane daha tekimiz var. Dediğim gibi dileyenler kendilerine göre teklerini oluşturabilir tabii. 5. koşudayız. Handikap puanı 60'a 80 puan safkanlar. 3 yukarı yaşlı 1200 metreye çıkıyorlar. Evet. Burada da tam 5 atımız var. 8 numaralı Nothing New Alexis Badel'le. Evet, burada bu Alexis Badel'in kazanma ihtimalinin en yüksek olduğu safkan bu. Zaten baktığımız zaman arkadaşlar grubunda koşup koşmadan hemen bakıyorum ben. Evet, yani grubunda koşuyor ama Alexis Badel'in çok şansı var bu safkanla. Happy Valley performansı hep ikinciliklerle dolu. Bakalım burada nasıl bir sonuç çıkartacak. Yakın zamanda bir birinciliği yok yalnız. Evet, 2 numaralı Family Fox Andre Hamelin'le. Buraya da baktığımız zaman arkadaşlar yine grubunda koşuyor. Happy Valley'de bir tane birincilikleri var. Bu grubun aslında bu safkan üstünü denemiş. Hemen tabelanın dışında kalmış. 12 numaralı Smart Idea Henry Bentley ile. Evet, o da birincilikleri seven bir safkan arkadaşlar Happy Valley'de. Yalnız bu grubun altında kalıyor birincilikleri. Daha henüz bu grupta bir... bu ayardaki gruplarda diyelim bir birinciliği yok. 6 numaralı Sizing the Moment Joe Morale. Bu bizim takip ettiğimiz safkan, zaten vermiştik ve birinci geldi. Eğer bu formu devam ederse yine gelir. Dileyenler yazar arkadaşlar. Zor birinciliklerin olduğu bir grup burası. Ve 7 numaralı Mr. Colorful Matthew Poon'la. Evet, o da 2 tane beşinciliği var bu grupta arkadaşlar. Baktığımız zaman gelme ihtimali var ama hepsi sürprizde. 8, 2, 12, 6 ve 7 diyoruz. Ancak burada daha fazla at yazılması taraftarıyım arkadaşlar. Ona göre sizler de kendi ayarlamalarınızı yaparsınız. Gerekirse buraya birkaç tane daha ekleyeceğiz. Özellikle 9 numara Prince Dragon Kayseri Leung'la. Her ne kadar bakın alt gruptan gelmiş safkan ve en son 6 Şubat'ta ikincilik yapmış. 2 Mart'ta 5.lik yapmış. Safkan inanılmaz derecede bir burada yükselen grafik gösteriyor Prince Dragon 9 numara. Bu tip atların gelme ihtimali var arkadaşlar burada. 8, 2, 12, 6, 7 ve 9 diyoruz. Dediğim gibi bu buradaki işimiz bitmedi. 5. koşu mutlaka bir şeyler ilave etmek gerekecek. 6. koşu handikap 60'a 80 puanlı handikap puanlı safkanların bir araya geldiği yarış. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar ikinci tekimiz de burada geliyor. 2 numaralı Tornado Phantom Joe Morale ile bizim bugünkü ikinci tekimiz oluyor. Şimdi tabii biz bu tekleri inanarak yazıyoruz. Bakıyoruz yani her şekilde teklerimizin arkasındayız. Ancak dediğim gibi AGF oranlarındaki bazı değişimleri de görüyoruz.
bazen stratejiyi değiştirmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar açıkçası. Evet, burada Happy Valley'de şu anda 4 tane koşunun ikisini kazanan bir safkan duruyor. Tornado Phantom. En son koştuğu koşuda da iki boyla yine Zac Purton binerken bir anda Joe Morera şimdi biniyor. Zac Purton'la yer değiştirmişler. Burada Zac Purton Lucky Swansea'ye biniyor. Hemen ona bakalım. Bizim tekimiz 2. Onda bir değişiklik yok. 2 kere arka arka kazanmış bu safkan. Ancak bu safkan arkadaşlar evet, Tornado Phantom'u geçmiş 2 boyla tekrar. Evet, biz burada bakalım Tornado Phantom'dan yana kullandık ama en büyük rakibi 5 numara. Ya 2-5 biter ya 5-2 biter. Üçüncü binicinin alacağına pek inanmıyoruz. Veya bu iki atın dışında bir at geliyor böyle olduğunda arkadaşlar. Artık ona kararı siz verin. Dediğim gibi bu iki at çok ön planda çıkmış durumda ama biz Tornado Phantom'un taraftarını tutuyoruz. Son koşudayız. 7. koşu handikap 60'a 80. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1650 metreye çıkacaklar. 6 tane at var burada. 11 numaralı Viva Hunter Joe Morera ile 6 numaralı Total Power Matthew Boone, 4 numaralı Gift of Lifeline Alexis Bledel, 2 numaralı Zone D Shinne, 1 numaralı Amazing One Plus Zac Purton ve 9 numaralı Pecking Award Caris Titan. Evet, burada 11 numaradan tarafayız. 11 numaranın iyi koşacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Hatta 11 numara hemen şöyle baktığımız zaman Happy Valley'de yine o da bir birincilik ve iki tane de ikinciliği var. Son dört koşusu Happy Valley'de olan bir safkan. Burada da baktığımız zaman grubunda koşuyor. Evet, 11, 6, 4, 2, 1 ve 9 dedik buraya. Arkadaşlar evet, biraz uzun oldu bu video biliyorum. Detaylı olarak vermeye çalıştık. Yabancı yarışların Türkiye'deki tek adresi Marksport tahmindesiniz. La Cruz, La Roche, Fransa, Amerika Gulfstream takip edebilirsiniz videoları. Antalya ve İstanbul videolarımız da yayında. İyi bir çarşamba günü geçirmenizi diliyoruz arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.